İkinci Abdülhamid'in hal fetvasını hazırlayan heyette Bediüzzaman Said Nursi var mıdır? Fetvayı Elmalılı Hamdi Yazır mı vermiştir? Öncelikle Bediüzzaman Hazretleri'nin Sultan Abdülhamid'in hal fetvasıyla uzaktan yakından zerre kadar alakası olmadığı cümlesiyle başlayıp kısa ve net izahını merhum Hamdi Yazır'a atılan iftiraya Sultan Abdülhamid aşığı Mustafa Armağan'ın Kutlul Hamid'in Kurtlarla Dansı 2 kitabından cevap verdikten sonra yapalım. İkinci Abdülhamid'in hal fetvasını Elmalılı Hamdi Yazır vermemiştir. Zaten veremezdi de. Çünkü ne Şeyhül İslam ne de fetva eminiydi. Meselenin esası şudur. Kendisinden fetva istenen fetva evini Hacı Nuri Efendi fetvayı vermeye yanaşmamış, Sultan Abdülhamid'in 31 Mart'ı tezgahlamak, devlet hazinesini saçıp savurmak gibi suçlamaları kabul etmemiş, padişahın kendisinin çekilmesini uygun bulmuştu. Ancak sarıklı milletvekillerinden Mustafa Asım Efendi, son derece dürüst bir insan olarak tanınan Hacı Nuri Efendi'ye eğer fetvayı vermezse, İttihatçıların Abdülhamid'i öldürecek kadar gözlerinin dönmüş olduğunu söyleyip razı etmiştir. Merhum Elmalılı sadece hal fetvasının müsveddesini yazmıştır o kadar. Bununla birlikte Elmalılı Hamdi Yazır dönemin İslam halifesi ve Osmanlı padişahı 2. Abdülhamid'in tahttan indirilme fetva müsveddesini kaleme alıp ve meclis kürsüsünde okumak gibi hal yani tahttan indirme olayında cüz'i iyi bir alakası oldu. Onun hayatımda yaptığım en büyük hata Sultan Abdülhamid'in haline karışmamdır. Şeklindeki ifadeleri o dönemde karıştığı bu olaydan duyduğu pişmanlığı gösterir. Kaldı ki aleyhdeki yazıları ve fetvanın nüsvettesini meşahat müsevvidi olarak yazması dışında müdahalesi de yoktur. Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri'ne gelecek olursak, aynı şekilde arşiv belgeleri de dahil olarak sabittir, ispatlıdır ki, Bediüzzaman Hazretleri ne Şeyhül İslam ne de fetva emini olmadığı için Sultan Abdülhamid'in hal fetvasını veremezdi. Hem Bediüzzaman Hazretleri resmi yani devlet dairesinde 1918 Ağustos ayından 1922 Yuşa Tepesi'nde inzivaya çekilme süresi haricinde vazife yapmamıştır. Konu hakkında ekranda biraz daha ayrıntılı bilgi verilmekle beraber zamanı geldiğinde detaylı izahı yapılacaktır. Hem Sayit Nursi Hazretleri İttihatçılarla birlik olup Sultan Abdülhamid'i indirme kararını 27 Nisan'da vermiş olsaydı, Niye 30 Nisan'da İstanbul'dan ayrılsın ve niye 1 Mayıs'ta İzmit'te İttihatçılar tarafından tutuklanıp idamla yargılansın ki? diyerek bu videomuzla artık Sultan Abdülhamit dönemini de bitirmiş olurken öncelikle Sayın Ahmet Akgündüz ve merhum Abdülkadir Badıllı Abgin'in Bediüzzaman Said Nursi Hazretlerine Sultan Abdülhamit Han üstünden atılan iftiralara genellikle Said Nursi Hazretleri'nin eserleri esaslı ve Said Nursi'nin tafsilli hayatının devamı olarak cevap verdikten sonra Mehmet Yiğit'in Sultan Abdülhamit dönemini de ele alarak ve ayrı bir oynatma listesi halinde kendimce de arada cevaplar vererek ayrıntılı olarak yayınlamaya ayrıyeten devam edeceğimi bildirerek bu videomu da bitiriyorum.